Teknik direktör değiştirdin. Evet. Ee, şimdi mesela biri soruyor diyor ki şimdiki aklı olsa İngiliz futbol kültürünü hiç bilmeyen ve teknik direktörlük konusunda yetersiz benim fikrim demiş özellikle. Şota'yı getirir mi demiş. Takımın bütün dinamiklerini da kendi fikir olarak sana iletmiş. Ya futbol böyle öyle bir konu ki şimdi hep beraber oturalım dört kişi burada. Dördümüz ayrı şey söyleyebiliriz. Futbol böyle somut sonucu olan bir şey değil. Herhangi bir konuda da böyle köşeli davranamayız, konuşamayız. Hani Şota şöyle söyleyeyim. Hani çok değerli bir hoca. Bence. Çok iyi bir insan. Değerli bir hoca. Ben bu arada hani Şota'yla da acayip bir samimiyetim olduğu için getirmedim. Çünkü Şota'yla benim hayatımda görüşmüşüm 3 kere filandır. 5'tir. Yani böyle 100 kere görüştüğüm biri değil. Ama bizimle çalışmaya başladığı günden beri çok sevdik biz Şota'yı. E, hoca da geçen sene ben bu takımı aldığım gün 4 puan ilerideydi düşme hattının. Unutmayın. Yani takım düşme adayı olarak gösteriliyordu zaten. 4 puan fark var düşme hattıyla. Biz Şota'yla 5 hafta kala ligde kalmayı garantiledik. Yani öyle ortada şotanın öyle Aa, başarısız acayip şeyler yaptığı falan yok. Bu sene sadece şöyle bir fikir ayrılığımız oldu. Bizim ekip teknik, topla oynayan ve e, bu açıdan üst düzey futbolcularla transferler yaptı. Ve benden de bazı futbolcular da araya girmemi istediler. Bizim futbol aklımız diyelim. Hoca da bu konuda daha defansif düşündü. Bu da bir fikir ayrılığıydı. E şimdi aynı sayfada olmazsa başarı gelmez ki. Yani Sen... Hepimizin aynı şeyi bir şekilde düşünerek bir felsefe üzerine gitmemiz lazım. Yani benim de Acun Ilıcal olarak futbolda biz hani belki küçüklükten gelme zamanda ben Selçukları, Rıdvanları hani Rıdvan abinin hayranı bir insanım ben. Anladın mı? Benim küçüklüğüm Rıdvan abiyi seyretmekle geçti. Onun hayranıydım yani. Şimdi hep öyle bir futbol kafama yazılmış. Benim o aradığım futbol şu anda Fenerbahçe'de oynadığı futbol zaten. E şimdi Hulusi'de de getirdiğimiz oyuncular bu futbolu oynama üzerine gelmiş oyunculardı. O yüzden de o fikir ayrılığında hocamızla yollarımızı ayırdık. Bu dünyada en normal şey zaten. Ama yani halen de görüşüyoruz, konuşuyoruz. Zaten. Şimdi yeni hoca ararken 6 hafta hoca aradık. Yani 6 haftada ben en az 15-20 tane hocayla birebir ben görüştüm. Hiçbir Türk teknik sektörle görüştün mü? Yok, görüşmedim. Çünkü şöyle bir konu var. Şimdi bir yolu denemişsin ya şimdi diyelim. E, denedikten sonra o tecrüben üzerinden hani benim hayatım böyle geçti zaten. Bir şeyi denersin, olur olmaz. Ondan sonra ikinci kez aynı yola gitmen bence çok doğru değil. Hani başka bir e, açıdan olaya yaklaşman lazım diye düşünüyorum. Şota bir Türk teknik direktör sayılır mı ama ya? Onun kastediyorsun. Ya yani bir, Şota tüy, yarı Türk teknik direktör sayılır. Ya yani tam yarı Türk sayılır. Çünkü çalıştırdığı takımın üç tanesi Türkiye'de. Öyle düşün. Hmm. Hani Türk futbolunu aslında bir yandan temsil etmiş oldu orada. Hani Türk futbol matematiği üzerinden değil de bu sefer iki opsiyonum vardı. Çok da bu arada Olimpiyakos'u 3 sene şampiyon yapmış hocayla bayağı görüştük, bayağı yol kat ettik. İşte maddi konularda e, garip yerlere gitti adam. Vazgeçtik. Siz sevgili e, Pedro Martins. Ondan sonra e, iki tane dünyanın en önemli hocalarından iki tanesiyle buluştum. Konuştum. Fakat şöyle bir durum var şimdi. E, hayalim, benim aklım hep bizim Emre'de kaldı. Belizoğlu. Evet. Yani o Emre'nin futbola olan o konsantrasyonu böyle e, kafayı yemişliği diyeyim sana dersini çalışması, o yeni jenerasyon, o e, modern bakış açısı ve ofansif bakış açısı hep benim kafamda kaldı. Fakat bir yandan da büyük hocalarla görüşüyorum. Takımı emanet edeceğiz, uzun yıllar gideceğiz. Ya kafamda ya Emre, Emre, Emre. Bizim Beri Pardo var. Şu anda e, Emre'nin yanındaydı orada e, Hull City bizimle beraber. E, çünkü İngiltere hayali varmış onun da beraber olduk. Onun da çok e, gerçekten takdir ediyorum yeni katıldı aramıza. Beni bir bir gün aradı. Dedi ki, Acun Bey de siz Emre Bellozoğlu'nun kafasını istiyorsanız ve bunun İngiliz versiyonu istiyorsanız bu ülkede bir tane var bundan dedi. Ve geleceğin önemli hocalarından biri olarak gözüküyor dedi. Kim dedim tanımıyordum ben tabii ki. Liam Rosini diye bir hoca dedi. Rooney'nin, Rooney'nin arkasındaki hoca geçen sene onun evvel de derbi deymiş. Bu sene derbinin asıl hocası oluyor. 10 maça çıkıyor, 7 galibiyeti falan var. Böyle bir hoca dedi bu. Oynattığı futbol, yaptığı sunum. Çünkü onunla da görüşmüşler tanlar. Ee, öyle bir sonuç çıktı. Kendisiyle görüştüm. Yani aşırı pozitif bir görüşme. Tamamen teknik futbol detaylar konuşuldu. Böyle karşı tarafın çok dolu olduğunu gördüm. Hepimiz futboldan anlıyoruz. Ben de hani seyrettiğim maç sayısı yani, dünya sıralamalarında ön plana girer. Profesyoneller olmayanlar arasında. Ama Baktığım zaman karşımda hep böyle bir beyinsel olarak bir güç gördüm. bir felsefe gördüm. ondan sonra bizim istediğimiz futbolu sahaya yansıtabileceğini anlattı. Yani kendisi zaten felsefesi oymuş yani. E baktım bu kadar örtüşüyorsak onunla yola devam edelim dedim. Sonra da tercihimizi yaptık. Emre'yi niye almadın? Ya Emre şimdi öyle başarılı ki. Yani Ama championship'a e gidiyor yani o başarılı. Hayır evet şöyle bir konu var. Bak bir şeyin doğal olması lazım. Emre benim yani Hayattaki en samimi olduğum insanlardan biri biliyorsun. Hani ne zaman en son görüştün desen iki saat önce görüştüm. Hani beraber gittiğimiz tatiller beraber yaşadığımız zorluklar her şeyini bilirim o benim her şeyimi bilir. Çok çok iyi yerlere gelecek ve o yolda da gidiyor. Onun o merdivenleri çıkarken Başakşehir'de yaşadığı o momentumu şu anda bozmak istemiyorum zaten. Yani aklım ucundan bile de geçmedi. Yani Emre'nin şu anda ya Avrupa Kupası'nda başarı görüyorsun sen. Fiorentina üçlüyor falan adam arada. Yani inşallah çok güzel yerlere de gelecek. Bir yerde mutlaka biz buluşuruz diye düşünüyorum. Ama onun doğru zamanlaması ve çok doğal olması lazım. Eee...